Hoş geldiniz. Konumuz İstifçe kitabı. Kitabın yazarı James Wallman. Aslında Stofacation orijinal adı. Bu da iki kelimenin birleşmesine oluşuyor. Stuff ve suffocation. Eşyada boğulmak anlamına geliyor. Acaba minimalist olmak çözüm mü? Henry David Thoreau'nun sözü vardır. Sadelik, sadelik, sadelik. Bu mudur diyor eşyada boğulmanın çözümü? Hayır diyor. Ve sonucu söylüyor. Deneyimcilik. Aslında benim gözümde deneyimcilik minimalizmin içinde bir kavramdı. James Wallman almış bunu minimalizm deneyimciliğin içindedir diyor. Tüketim toplumu eğer hızla giden bir arabaysa minimalizm anca bir fren olabilir diyor. Minimalizm sıkıcıdır diyor. Bu onun kendi düşünceleri. Ben katılmıyorum. Belki de benim minimalizm anlayışım biraz daha esnek olduğu için olabilir. Çünkü o kitapta sayılarla yaşayan minimalistlerden bahsediyor. Hatta şunu söylüyor yani nasıl ki insanlar işte Prada çantalarıyla, Versace gözlükleriyle vesaire vesaire hava atıyorlarsa minimalistlerin de arasında e ben 50 eşyayla yaşıyorum, ben 100, ben 75 gibi rakamlarla da hani böyle onların da bir nevi en mütevazı benim yarışına girdiklerinden bahsediyor. Buna küçük taş atıyor diyeyim. Orada haklı ama hala sen ne diyorsun derseniz ben zaten Türk işi minimalizm diyorum. Japon minimalizmi, hatta böyle benim ilk YouTube'a girdiğim video işte Zeynep'le yaptığımız videoydu. Ona konuk olduğum videoydu. Orada anlatıyordum işte bir Japon'un evinde bir çatal, bir kaşık. Benim minimalizm anlayışım bu değil diyordum. Hala da arkasındayım onun. Yani James Wallman'ın önerdiği deneyimciliği kendi minimalizm anlayışımın içine yedirmiş durumdayım. Onun önerdiği şu. Paranızı hayatınıza değer katacak deneyimlere harcayın. Eğer bir eşya alacaksanız bu bir deneyime hizmet ediyor mu? Bunu sorgulayın. Çok güzel, değerli bir özet yapıyor kitabın sonunda. Eşyanı bil. Yani çok kısaca elinde ne var? Hangi eşyalara sahipsin? Hangisi sana hizmet ediyor? Merdivenini bul. Merdivenini bul da hani social ladder gibi. Hani sosyal hayattaki merdivenin, kariyer merdivenin gibi de düşünebilirsiniz. Hangi iş yapıyorsun? işinle mi? Mutlu musun? İleride yapmak istediğin bu mu? İşindeki patronlarına özeniyor musun? Gibi açıklamaları var. Üçüncüsü şimdi burada ol. Yani zaten biliyorsunuz anda olmak, burada olmak mindfulness diye geçiyor. Yani bilinçli farkındalık olarak da hızlı yayılan yayılan bitiren. Ben hep diyorum ki minimalizm böyle minimalist olmaya başladığınızda eşyaları elemekle zaten kalmıyor. Sonrasında sen sizin kendinizi dönüştürmenizle devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de farkındalıkla bir hayat sürmek. O da bunu söylüyor. Anda kalabiliyor musun? bu şu andayken yarınla mı düşünüyorsun geçmişte mi takılsın bunlara bak diyor. 4 kendi seyircin ol. Bir şeyi yapıyorsan önce kendin için yap. Bir yemek yiyorsan önce kendin için ye. Kendin tadını çıkar. Tamam istiyorsan yine fotoğrafını çak ama birinci amacın daha o yemeğin tadına varamadan onu Instagram'a koymak olmasın. 5 insana öncelik ver. İnsan ilişkilerinin hayatımızdaki önemi gerçekten yatsınamaz. Burada da bunu söylüyor. Ailenize vakit geçirmenin, onlarla bir şeyleri deneyimlemenin öneminden bahsediyor. O yüzden burada da ona yönelik sizi sorgulatacak yine sorular var. Altı iyi harca, iyi hisset. Yani burada James Wallman diyor ki kitabın bir yerinde ne olursa olsun biz alışveriş yapmaktan her zaman mutluluk duyacağız diyor. Çünkü biz eşyayı seviyoruz diyor. Eşya bize yardımcı oluyor diyor. Eşya olmazsa... E, bir cevizi kıramayız diyor onu kırmak için. Evet tabii ki işte çeşitli taşla yaparsın, bilmem neyle yaparsın ama işte hayatımızı kolaylaştıracak yönünü de yatsımamalıyız diyor. O yüzden bir eşyayı alırken de doğru en azından alışveriş yapıp, bilinçli yapıp biraz önce söylediğim gibi kendimize sonra pişman hissedeceğimiz değil, bizi iyi hissettirecek alışverişler yapmamızı öneriyor. Son olarak ise diyor ki yaşamı seç, deneyimi seç. Yani biraz hayatın hakkını vermek, yaşadığınız deneyimleri de seçerken bunu yine kendiniz için mi yoksa bir toplumda e, statü için ya da kendinizi e, benimsetmek için mi yapıyorsunuz yine bunu sorgula diyor. Bir tane örneği de *Bresters Millions. Bu aslında 1902'de yazılan sonra da 1985'te filmi çekilen değişik bir hikaye. Bir mirasa konabilmek için bir kişinin bir sene boyunca 1 milyon dolar harcayıp ama asla fiziki hiçbir şeye de sahip olmaması yani bütün bu parayı deneyimlere harcaması yönünden ee, yazar şöyle bir öneride bulunuyor James E, ee, diyor ki bir ay boyunca yaptığınız bütün harcamaları çıkarın. Ama bundan zorunlu alışverişler, kira, efendim işte benzin vesaire bunları ayırın. İşte kendiniz için yaptığınız elbise aldım, çanta aldım, işte şunu aldım, bunu aldım eş paralarını toplayın diyor. Ne kadar etti? Kiminizin 100 lira çıkacaktır, kiminin 500 lira. O size bağlı. Bir dahaki ay, bir önceki ayı öne alarak diyor. Bir dahaki ay kendinize alışveriş yapmayın. Bu parayı tamamen deneyimlere harcayın. Ve arasındaki farkı görün diyor. Yani sizi nasıl hissettirdi? Bunun üzerinden yani bu yaşamı seçi deneyimi seçti aslında bunu söylüyor. Kendinize mutlaka bunu deneyin. Deneyimin sizin üzerinizde yarattığı değişimi de yaşayın, deneyimleyin diyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.